Evet Taksim FM dinleyicileri, Erdo şu an yayınımızda. Katıldı bize. Fermandan sonra Erdo geldi şimdi. Hemen. Alo diyelim. Hemen yayına alalım. Alo. Merhabalar. Merhaba Erdo'cum. Nasılsın Ümit? Allah'a şükür, sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. İyi duydum sesini, güzel geliyor. Senin de öyle. Teşekkürler. Ne yaptın bakalım, anlat. Vallahi bugün bir şeyler duydum. Bugün. Kulağıma bir şeyler geldi, evet. Evet, albümü yayınladık. Kliple birlikte. Oh. Sağ olsun bayağı bir dinleyici ulaştı bugün. Ekleyenler, yorum edenler. Herkese çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Evet. Öyle işte, bakalım hayırlısı. Anlat bakalım, albümün ismi ne? Albümün ismi Seninle Sonsuza. Bu parça daha önce 2008'de yaptığımız bir parçaydı. Evet. Şimdi onu biraz geliştirdik. Aranjörüm Onur'la birlikte çalışma yaptık. Hem slow versiyonu hem de mix versiyonunu yayınladık. İşte mix versiyonunda klip çektik. Harika. Yani olumlu gelişmeler var yani. Güzel şeyler alıyorum, yorumlar alıyorum. Vallahi açıkçası ben çok sevindim gerçekten. Demin zaten bir parçasını Ferman ile birlikte yaptığım parçayı dinletin dinleyicilere. Çok beğenildi. Eyvallah, sağ olasın. Başka kimlere yer verdin bu albümde? Sadece Ferman var. Bir tek onunla düet yaptım. Diğer hepsi solo çalışma. Yeter bile zaten. Siz ikiniz yetersiniz bize. Aynen. Kesinlikle. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Eyvallah, teşekkürler, sağ olasın. 9 parçalık albüm galiba değil mi? 9 parçalık albüm. İşte dediğim gibi bir tane retro parça var yine. Eski Dön Desem Loco'yla Memo'yla yaptığımız. Evet. Noxi de vardı galiba içinde. Hı hı. Onu şimdi biraz geliştirdim. Ek nakaratlar yazdık, okuduk. Parçanın adını da değiştirdim, Gel Desem diye. Gel Desem. Yani Dön Desem biraz anlamsız geldi. Yani aradım buldum. Evet. İşin tuhafı, hani parçanın içinde hiç Dön Desem sözcüğü geçmiyor bile. Ben de hayret ettim, acaba neden Dön Desem diye koymuşuz diye. Onu değiştirdik yani, Gel Desem yaptık. Ne güzel. Öyle, onun haricinde birkaç tane güzel slow'umuz var. Özellikle Sar diye bir parçamız var. Bayağı iddialı. Sar beni. Öyle mi? Sar beni, evet. Ne güzel. Sar beni sımsıkı. Vallahi ben çok sevinim açıkçası. Bu arada ben öksürmem lazım, pardon. Öksür öksür, rahat ol, biz bizeyiz. Ne diyecektim? Dinleyiciler bu parçaları nereden indirebilirler? Dinleyiciler bu parçayı web sitemizden indirebilirler. www.erdo-music.com. Buradan indirebilirler. Yalnız birkaç kişi bana mesaj attı, indiremiyoruz diye. Hı hı. Öyle bir durumda rapcenter.net'te de yayınlanıyor. Peki. Oradan da indirebilirler. Evet. Daha sonra SoundCloud'a da ekleyeceğiz. Yani albüm, hani web siteme girdikleri zaman bana her şekilde ulaşabilirler yani. Bütün bilgiler orada bulabilirler. Zaten Twitter ve Facebook üzerinde zaten sana ulaşabilirler galiba. Evet, aynen. Twitter'da da varım. Gerçi Twitter'da daha yeniyim. Pek de fazla anlamıyorum ama. Ben sana öğretirim Erdo'cum. Ben biraz çözüm. Tamam, olur inşallah. Haftaya geldiğimde öğretirsin. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada bir açıklama yapayım. Çoğu dinleyici daha bilmiyor ama Erdo haftaya stüdyo konuğumuz olacak arkadaşlar. Yeni parçalar okuyacak bizler için. Piyanistimiz de gelecek. Değişik parçalar okuyacağız. Erdo ile birlikte de okuyacağız. Haftaya Cuma günü Erdo burada olacak. Bunu da söylemiş olalım. Aynen, duyurmuş olalım. Heyecan verici bir şey tabii ki. Güzel bir şey ya. Bugün gerçekten inanılmaz büyük kalktı üstünden. Çünkü bunu bu albümü bayağıdır hazırlamaya çalışıyorduk. Ben bilmem mi seni? Ben bilmem mi seni Erdo? Ben senin ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorum zaten. Rahatlığını da çok iyi anlıyorum zaten. Ama güzel yapmışsın kesinlikle. İyi ki de yapmışsın. Teşekkürler. Eksik olma, sağ ol. Mırıldanalım mı bir şeyler? Mırıldanalım. Hayır, mırıldanalım değil. Mırıldan diyeceğim sana. Pardon.
Sen de eşlik edebilirsin diyeceğim ama parçalar yeni, daha ezberlemen gerek. Ezberlemem gerek. O bayağı bir zaman alır. Zaten haftaya Facebook kadar ezberle. Haftaya kadar ezberlerim. Facebook üzerinden tamam. Zaten istekler gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Erdoğan sanki feryadımı duymuş lütfen demiş. Bir tanedir Trabzonspor yazmış ismini. Muradiye Pınarbaşı demiş ki Erdoğan seninle sonsuza canlı olarak söylesin. Aşiblif demiş. Lütfen demiş. Başka neler gelmiş bakalım. Bayağı bir yorum gelmiş, bir tazelemem lazım. Hı hı. Sanki feryadımı duymuş parçası. Sanki yani. Feryadımı duymuş. Zaten Ero da oradan tuşluyor zaten duyduğunuz gibi. bir bakalım başka nelere gelmiş. Bu bayağı arada gelmiş. Erdo nereli demişler. Nerelisin Erdo'cum? Mersin Silifke. Mersin. Mersin Silifke aynen, Akdeniz. Böyle komple Akdeniz, Alanya, Antalya. bakalım. Demet Doğan demiş ki Erdoğan tutsak parçasını okusun demiş. Evet, evet. Bakalım. Evet. Yine bir tane Trabzonlu demiş ki Hamburg'dan selamlar. Erdoğan sanki feryadımı duymuşu söylesin ne olur demiş. Lütfen demiş. Ya onu bayağı istek geldi. Onu evet. Okuyayım olmasa. Abi ben mikrofonu sana veriyorum Erdo'cum. Sen bu insanları bir ağlat. Ne dersin? Bir ağlat ya. Bir gözlerini kapasınlar, bir ağlasınlar. Estağfurullah. Yalnız bütün istekleri karşılayamayacağım. Maalesef beni mahsur görsünler. Tabii ki tabii ki. Haftaya daha detaylı program yapacağımız için hem daha hazırlıklı oluruz. Zaten sen istesen de ben izin vermem bütün parçalarına. Çünkü haftaya dediğin gibi konuğum olacaksın. Ve yani, gece sabaha kadar parçalar okuyacağız. Okuyacaksın zaman, hatta. Şöyle bir 2-3 küçük parça alalım. Gönülleri tamam, hoş olsun. Sanki feryadımı duymuşla başlayayım o zaman. Hadi bakalım. Sanki feryadımı duymuş, kollarımı açıp kucaklamış, gözlerle yalan söylemezcesine bir bakış bakıp içimi yakmış. Sanki feryadımı duymuş, kollarını açıp kucaklamış, gözlerle yalan söylemezcesine bir bakış bakıp içimi yakmış. Sanki feryadımı duymuş, kollarını açıp kucaklamış, gözler yalan söylemezcesine bir bakış bakıp içimi yakmış diyelim. Of of diyelim. Ne dersin? Of of. Of of. Ya bu ses bu gırtlaktan nasıl çıkıyor Erdo'cum? Vallahi ben de hayret ediyorum, bazen soruyorum kendime ama. Ben eskiden seni dinlerken hani bilsin, seni senelerde tanırım. Aha. Ne derdim ben sana eskiden? Bu tıp atıp Müslüm Gürses abi. Gırtlaktan öyle bir ağır bir ses geliyor ki. Şimdi Müslüm Havalan da okuyabiliriz yani. Ayıpsın kardeşim, yeter ki iste. Ya Müslüm Havalan'ın kulakları çınlasın. Yok severim Müslüm. İyi bir Müslüm Gürses dinleyicisiyim, oradan kaynaklanıyor olabilir yani. Kesinlikle, kim dinlemiyor ki zaten. Biraz popa slovata karıştı son zamanlar ama. Ya baba ne yapsın ya? Masum baba ne yapsın ki? Ayak uydurması lazım kesinlikle. Ne o, o konuda ben de yaralıyım yani. Haftaya içimi dökeceğim yani. Arabeske yapılan haksızlığa karşı. Bekleriz yani, o konuyu kesinlikle. Ama yani tabii ki tamam, pop da bizim tarzımız, onu da dinliyoruz. Evet. Onu da yapıyoruz. Bugün de yani pop bir parça yayınladık ama arabeske özümüz yani. Onu da unutmamak gerekiyor. Arabeske yiyoruz, başka bir şey demiyoruz. O kadar. Yok abi ya, açmıyor başkası. Aynen öyle. Devam edeyim istersen yeni albümden. Ya seni susma, seni susma. Yakalamışım seni susma. Sen hatta bize sorma bile. Yani. Tamam devam ediyorum ben. Sar beni sımsıkı yine, hadi sar yüreğimi avuçlarına al. Bırakma bir daha beni, kurbanın olayım. Halbuki ben git deseler yanına, üşenmezdim ama yeter ki sar beni. Halbuki ben
Git deseler yanına, üşenmezdim ama yeter ki sar beni. Nedenini bilemedim, hep sordum da çözemedim. Ağrımasın kalplerimiz, bir daha hiç üzmeyelim. Yüreğinde saklı o alev, hadi gel, çok zor değil başarmak. Yeniden dener çözeriz her şeyi, tekrar beraber olsak. Sar beni sımsıkı yine, hadi sar yüreğimi avuçlarına al. Bırakma bir daha beni, kurbanın olayım. Halbuki ben, git deseler yanına, üşenmezdim ama yeter ki sar beni. Halbuki ben, git deseler yanına, üşenmezdim ama yeter ki sar beni. Of anam of. Gerekli miydi şimdi bu Erdo? Herkesi susturdum burada. Estağfurullah, amacım üzmek değil ama... Ağzına hani, yüreğine sağlık ya. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Eyvallah, sağ olasın, eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bu parçanın eksik ismi neydi abicim? Sar beni. Sar, sar beni. Yeni abi. Parça değil mi galiba? Yeni parça. Albümde evet. 2 numara. 2 numara. Herkes duysun, 2 numara. Sar beni. Harika gerçekten. Teşekkür ederim. İnat keçi. Hangisi bu abi? İnatçı keçi. İnat keçi eski bir albümden, 2008'e ait. Var mı bir anlamı? Daha sonra okusam ya. Yani bana kırılacaklar, üzülecekler biliyorum ama. Estağfurullah ya. Onları haftaya okuyayım. Hani şu an yeni albüm, yeni heyecan. Tabii ki, tabii ki. Peki şey demişler, Erdo karlı... Ne demişler? Karlı kayın ormanında. O hangisi ya? Karlı kayın ormanında. O mu? Evet. O kadar soru sor gelmiş ki onun hakkında. Niye anlamadım ben de? Valla ben de anlamadım. Hiç de okumadım. Allah Allah. Ama galiba şeye ait. Zülfü Livaneli'ye evet, ait olması lazım. Evet, evet, evet. Neyse onu geçtik o zaman ya. Ezberimde yok zaten. Yok yok. Onu haftaya alırız ya. Bir repertuardan sonra inşallah. Tamam. Olur. Yeni albüm alalım ya biraz. Yeni albüm alalım. En iyisi. Yeni albümden o zaman bakayım. Ya yeni albüm diyorum da benim aklıma her zaman bir parça takılıyor. Onu arabada dinliyorum ara sıra. Melek Üstüm. Bir çıktı yani... yok aklımdan ya. Vallahi. O zaman onu okuyayım senin için. Benim için okur musun Erdo'cum? Tamam onu. Sen canımsın. Herkesin onuru biraz ağır. Gururu seni çok seviyor. Kalbimin bu sorunu, gitsem de bitmiyor. Peşinde sürüklüyor, başımın belası bu. Kalbim söz dinlemiyor, gitsem de bitmiyor. Peşimden sürüklüyor, başımın belası bu. Kalbim söz dinlemiyor. Melek yüzüm, haberin yok mu senin? Düşüyorsun gözümden, sevenin çok mu senin? Devamını dinleyelim. Melek yüzlüm, haberin yok mu senin? Düşüyorsun gözümden, sebebin çok mu senin? Abo. Abo. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim ya. Senin ağzına yüreğine sağlık. Ama biz... çok güzel yakışır bu parça, biliyor musun? Keşke beraber söyleseydik de işte. Yine yaparız. Yine yaparız. Bir comeback yaparız. Daha zaten güzel şeyler yapacağız seninle de, Ferman'la da birlikte. İnşallah. Herkes de bilsin bunu. Çok çok sevindim ya gerçekten. Hani sen olsun, Ferman olsun.
Yani tekrar birlikte bir şeyler yapmak güzel bir duygu. Zaten bu da gerekiyordu açıkçası. Gerekiyor abi, Yani birbirimize. çünkü bayağı bir özleyenler var. Yani Tabii. yüzlerce, binlerce mesaj geliyor zaten. Ne zaman başlayacaksınız diye. Bence bayağı bir boş bıraktık her tarafı. Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle Çok boş çok üzü. bıraktık. Özellikle ben bayağı bir boş bıraktım yani. Kesinlikle. Katılıyorum. Ama bugün güzel bir cevap oldu bu herkese. Albümün çıktı. Güzel parçaların yapıldı. Tabii ki. Ve umuyoruz Ya zaten bundan sonra da devam edersin. İstediğin yerlere de gelirsin. İnşallah, inşallah hep birlikte, hep İnşallah. beraber inşallah. Kesinlikle. Yeni albüm. Mırıldan mırıldan. Hiç durma, hiç. Çıkardık desem de çıkma bilmez ki. Nasıl bir duygu bilmem ben de ki. Ne sevdalar geçti oysa ki. Senden arda bir kokun kaldı tendeki. Çıkardık desem de çıkmaz. Yoruldum desem de durmaz. Dibe vursak da çıkarız ki seninle yeniden gel yeter ki. Sevemem elleri ben. Yeniden kimseye güvenemem. Yüzündeki bir tebessüm aldı beni benden. Sevemem elleri ben. Yeniden kimseye güvenemem. Yüzündeki bir tebessüm aldı beni benden. Bu da yine Aldı Vursak'la. beni benden, Aynen. aldı beni benden. Sana bir canlı alkış kardeşim. Erdo, sende uzun Eyvallah, hava var mı eyvallah, eyvallah. kardeşim? Ses gitti. Uzun hava var mı sende? Valla şu an başladık. Devamı haftaya. Doğru bak, orasını unutmayalım bak. Hep unutuyorum. Hani bir şey yakalarsın ya, işten gelir böyle, hani devam etmek istersin ama unutma ki haftaya buradasın. Yani haftaya söyleyecek şeylerimiz olsun tabii ki. Tabii ki. Ben devamını haftaya sakladım. Bence en doğrusu bu zaten. Böyle stüdyoya devamını okuyarak girerim artık. Aynen. Ben yavaş yavaş müsaade isteyeceğim Ümit. Tamam Erdo'cum, sen tekrar bir hatırlat. Albüm nereden indirilir? www.erdo-music.com. Buradan da bu kadar. Erdo, sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya stüdyomuza konuğumuz olarak geleceksin. İnşallah, Sabırsızlıkla inşallah. herkes de bekliyor zaten. Tamamdır. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler Teşekkür kardeşim. ediyorum kardeşim. Görüşmek üzere. Tamam oldu. İyi Hayırlı geceler. geceler.